Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Pixel art kategorisini çok da yazan oldu. Ben de açıkçası çekmek istedim. Az sonra size 2020 yılının bana göre en iyi pixel art oyunlarını göstereceğim. Bu sene bu türde çok fazla oyun vardı. Şöyle 20 yapımın arasından 5 tane oyun kalana kadar bir eleme yaptım. Umarım hoşunuza gider. Bilmeyenler için hatırlatayım. İndirme linkleri açıklama kısmında yer alıyor. Oraya giderek yükleyebilirsiniz. Evet, artık listeye geçebiliriz. 5 numara MO Astray. İlk olarak geçen sene PC'ye çıkan oyunumuz, Ekim ayında iOS'e, Kasım ayında ise Android'e geldi. Bir platform bulmaca oyunu. Karşımıza zorlu tuzaklar, asalak bitkiler gibi bir takım engeller çıkıyor. Bu engelleri aşmak için canavarların zihnini okuyabiliyoruz. Onları bir parazit gibi kullanabiliyoruz ve en önemlisi de yüzeylere yapışarak bazı atakları savuşturuyoruz. Oynanışın dışında atmosferi ve beraberinde ona eşlik eden müzikleri de gayet hoş. Şu anda Play Store'da 35, App Store'da ise 47 TL fiyatı var. Boyutu ise 2.7 GB. 4 numara Otherworld Legends. Bu sefer de Soul Knight'ın yaratıcısından gelen bir oyuna göz atacağız. Direkt hikayesini anlatarak başlayayım. Farklı zaman ve mekanlardan birçok savaşçı bir araya geliyor. Bazı denemelerden geçiyorlar ve geldikleri diyarın uzun süredir saklı olan sırlarıyla yüzleşmeye başlıyorlar. Her kahramanın kendisine has bir dövüş stili var. Bu stillere uygun öğe setlerini kullanarak da daha etkili dövüşler çıkarabiliyoruz. Zindanlarda bizi bekleyen sürprizler olabiliyor. Örneğin gizli odalar, gizli dükkanlar ve bilinmeyen yaratıklar gibi. Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak bulunan oyunumuzun indirme boyutu da 130 MB. 3 numara Moonlighter. This War of Mine'in yapımcısı 11 Bit Studios tarafından piyasaya sürüldü. Türü de aksiyon RPG. Ayrıca içinde roguelite unsurlar da var. Oyunda gizliden gizliye kahraman olmayı hayal eden maceraperest bir esnaf olan Will'i kontrol ediyoruz. Rhinoka isimli köyde bir dükkanımız var. Gündüzleri orayı işletirken geceleri ise köyde bulunan zindan geçitlerine girerek hem orada bulunan düşmanları öldürüyoruz hem de keşfettiğimiz ganimetleri topluyoruz. Sonra da bu ganimetleri dükkanımızda satıyoruz. Gerçekten benim çok beğendiğim bir oyun oldu kendisi. Ne yazık ki şu anda sadece iOS platformunda bulunuyor. 110 TL fiyatı var. İndirme boyutu da 586 MB. 2 numara Kingdom 2 Crowns. Kingdom serisi aslında 2015 yılında çıktı. Daha sonra devam oyunu Newlands ile mobil platformlara giriş yaptı. Son olarak 3. oyunu da bu sene geldi. Bunun diğerlerine göre en bariz yeniliği multiplayer olarak oynayabilmemiz. Yani artık hikayemize dahil olan bir kral daha oluyor. Böylece tabii ki oyun zevki de artacaktır. Bilmeyenler için oyundaki amacımızı da söyleyeyim. Oyunda kendi krallığımızı kurup yükseltmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de bizi engellemeye çalışan yaratıklarla mücadele ediyoruz. Son olarak oyunun içerisinde 2 adet de DLC bulunduğunu söyleyeyim. Play Store'da 73, App Store'da ise 90 TL fiyatı var. İndirme boyutu ise 530 MB. 1 numara Dead Cells. Evet, sanırım Dead Cells'i bu sene bir hayli fazla anlattım. Ama kendisinin de bunu hak ettiğini düşünüyorum. Ya benden ya da yani bir yerlerden illaki ismini duymuşsunuzdur. Yine de ben şöyle kısa bir özet geçmek istiyorum. Roguelike türünde bir aksiyon platform oyunu. Oynanışı çok akıcı. Özellikle aksiyon kısmında sizi bayağı tatmin edecektir. Roguelike olduğu için de sürekli başa saran bir yapısı var. Ama oyunun kısımları tamamen değiştiği için sanki her seferinde farklı bir oyuna başlıyormuşsunuz hissiyatı veriyor. Şu anda Play Store'da 25, App Store'da ise 80 TL fiyatı bulunuyor. Boyutu ise 800 MB. Beyler bayanlar, yine bir listenin sonuna geldik. Elimden geldiğince size kaliteli bir şeyler göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki listede görüşmek üzere. Hoşça kalın.